Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda vahşi öldürülen Suudi asıllı gazeteci Cemal Kaşıkçı için Birleşmiş Milletler'in hazırladığı raporda cinayet planının yeni detayları ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler raportörü Karamart, Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporda Türk istihbaratının aktardığı ifade edilen bazı konuşma kayıtlarına yer verdi. Kayıtlara göre Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed El Uteybi cinayetten önceki günlerde kimliği belirsiz biriyle güvenlikle ilgili bir göreve ilişkin görüşmeler gerçekleştiriyor. Uteybi ile konuşan kişi devlet yetkilileri tarafından verilen bu görev için protokolden güvenilir birine ihtiyaç olduğunu ve gerekirse bu kişiye özel izin verilebileceğini aktarıyor. Uteybi başka bir kişiyle yaptığı görüşmede Riyad'dan yetkililerin kendisini aradığını ve Riyad'da acil bir eğitim olduğunu söylüyor. Uteybi görüşmede konunun çok gizli olduğuna vurgu yapıyor. Kayıtlardan ayrıca başkonsolosun Riyad'dan gelecek birileri için konaklama, uçak bileti gibi ayarlamalar yaptığı anlaşılıyor. Raporda Suudi infaz ekibinin Kaşıkçı'yı öldürmek için Riyad'dan İstanbul'a nasıl geldiğini ilişkin konuşmalara yer veriliyor. Kaşıkçı'nın öldürülmesinden bir gün önce kimliği belirsiz bir kişi yarın Suudi Arabistan'dan bir komisyon gelecek, konsoloslukta yapacakları bir şey var, içerideki işleri iki ya da üç gün sürecek ifadelerini kullanıyor. Bir başka kayıtta Kaşıkçı cinayeti nin elebaşı Mahir Abdülaziz Mutrep, adli tıp uzmanı Tüpeği'ye Kaşıkçı'nın cesedini çantaya koymanın mümkün olup olmadığını soruyor. Buna karşılık Tüpeği, "Hayır, çok ağır." şeklinde yanıt veriyor. Tüpeği daha sonra "Kolay olacak. Eklemler ayrılacak. Önce yerde keseceğim. Plastik çantalar alır ve parçalara ayırırsak biter. Her birini saracağız." ifadelerini kullanıyor. Konuşmanın sonunda Mutrep Kaşıkçı'yı kast ederek kurbanlık hayvanın gelip gelmediğini soruyor ve geldiği yanıtını alıyor. Birleşmiş Milletler raporundaki konuşma kayıtlarına göre Kaşıkçı'yı sorgulayan kişiler seni geri götürmek zorunda kalacağız. Interpol'den bir emir var. Interpol senin geri gönderilmeni istedi ifadesini kullanıyor. Karşılıklı birkaç dakika süren diyaloğun ardından ekip Kaşıkçı'ya seni uyuşturup bayıltacağız diyor. Raporda bunun ardından Kaşıkçı ile ekip arasında arbede yaşandığı ve ardından Kaşıkçı'nın katledildiğinin anlaşıldığı belirtiliyor.